Çok istiyorum fakat bir türlü başaramıyorum. Gizem Hocam, en büyük hayalim bu. Fakat yapmak için motivasyon bulamıyorum. Üniversite okuyorum fakat hala hayatta ne yapmak istediğimden tam olarak emin değilim. Çalışıyorum fakat meslek değiştirmeyi düşünüyorum. Tanıdık geldi mi? Herkese merhaba. Bugün sizlerle her sabah yataktan kalkıp güne başlarken sorguladığımız, anlamaya çalıştığımız bir konuyu konuşuyoruz. Hayatta gerçekten ne yapmak istiyoruz? Bizi hayatta motive eden şey nedir? Hayatta yapmak istediğimiz çok fazla şey var ve sürekli kendimizi nasıl bir şeylere motive edeceğimizi konuşuyoruz. Fakat kendimizi tanımayı ve motive olmaya çalıştıklarımızı gerçekten isteyip istemediğimizi çok az konuşuyoruz. Bu videoda yapmak istediklerimizle ilgili neden bazen motivasyon bulamadığımızı, motivasyonu nerede aramamız gerektiğini ve ne yapmak istediğimizi nasıl daha iyi anlayabileceğimizi konuşuyoruz. Kısacası bu video kendimizi tanımakla ilgili. Kendinizi daha yakından tanımaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Hayatta yapacaklarımız için motive olmak her zaman kolay olmayabiliyor. Bunun birkaç sebebi olduğunu düşünüyorum. Ne istediğimizi gerçekten bilmiyoruz. Yani istediğimizi sandığımız şeyler aslında içten içe istediklerimiz olmayabiliyor. Kendimizi yeterince tanımıyoruz. Yapmak zorunda olduklarımız için koşturup dururken hayatta neyin bizi mutlu edeceğini anlamaya çalışmaya bile vakit bulamıyoruz. Ne istediğimizi biliyoruz fakat nasıl motivasyon sağlayabileceğimizi bilmiyoruz. Bizi neyin harekete geçirebileceğini bulamıyoruz. Şimdi bir düşünün. Hayatınızda yapmam lazım dediğiniz ne çok şey var değil mi? Sürekli bir şeyleri yapmamız gerek. Kilo vermem gerek fakat spora başlayamadım bir türlü. Bu sınavdan çok iyi bir not almam lazım fakat bir türlü dersin başına oturamadım saat kaç oldu? Peki sizce bu kendimize koyduğumuz gereklilikler ve bu gereklilikleri düşünürken girdiğimiz stres bizim motivasyonumuza nasıl etki eder? Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Biz çok küçük yaşlardan itibaren yapmamız gerekenlerle büyüyoruz aslında. Yani hayatımızın bir düzeni var ve o düzenin içinde bizim iyi notlar almamız, başarılı olmamız, zayıf olmamız, çok bakımlı olmamız, iyi giyinmemiz gibi birçok şey yapmamız lazım gibi düşünüyoruz. Tüm bu karmaşada biz bir süre sonra kendi yapmak istediklerimize ben bunu yapmak istiyorum demek yerine benim bunları yapmam lazım demeye başlıyoruz. Bana sorarsanız bu durum ilerleyen dönemlerde bizim neyi gerçekten yapmak istediğimizle neyi yapmamız gerektiğini karıştırmamıza ve hayatta neyi istediğimizi bulamamamıza neden olabiliyor. Bir an için hayatınızdan yapmam lazım dediklerinizi çıkarın. Yapmak istiyorum dedikleriniz kalsın. Neler var orada? Siz gerçekten neyi istiyorsunuz? Örneğin, belki daha zayıf olmak istediğinizi düşünüyorsunuz. Fakat aslında bu çok da sizin içten içe istediğiniz bir şey olmayabilir. Belki de çevrenizdeki insanlar size kilo ver dediği için siz de spor yapmam lazım diye düşünüyorsunuz ve sonucunda spor yapmam lazım fakat motivasyonum yok diyorsunuz. Çünkü motivasyon siz bir şeyi gerçekten istediğinizde geliyor aslında. Burada bir noktaya değinmek istiyorum. Gerçekten yapmak istemediğiniz, içinizden gelmeyen bir şey motive olmak zorunda değilsiniz. Düşünceleriniz değişebilir, fikirleriniz zamanla şekillenebilir. İleride belki bunu gerçekten isteyeceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Fakat şu anda istemiyorsanız, içinizden hiç gelmiyorsa kendinize biraz izin vermeyi deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Kendinize izin verdiğiniz, yani hayatınızda bu konuya bir es verdiğinizde belki öyle bir anda gelecek ki siz o şeye her neyse, spor, ders, proje ya da bir şey o ilhamı kendi içinizde yapmam lazım demeden bulacaksınız. Ya da belki gerçekten istediğiniz başka şeyleri keşfetmeye başlayacaksınız. Zihninize sürekli konuşan, yapmam lazım diyen o sesi biraz susturmayı deneyin. Bana sorarsanız o sesi biraz kısmak, insana kendi istediklerini anlamak için bir özgürlük alanı sunuyor. Bir diğer nokta ise şu. Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsanız, düşündüğünüzde kalbinizin farklı attığı bir hayaliniz varsa, o hayal için elbette yapmanız gerekenler var.
Fakat siz gerçekten ne istediğinizi bulduğunuzda, o hayaliniz için çabaladığınız işleriniz size zorunda gibi gelmeyecek. Yani benim az önce bahsettiğim yapmam lazım, sizin için yapmak istiyorum, yaparsam çok iyi olur'a dönecek. Şimdi biraz da nasıl, neyin sizi mutlu edeceğini, hangi duygunun peşinden istediğimizi daha iyi anlarızı konuşmak istiyorum. Özgürlük alanınıza giderek ne istediğinizi daha iyi anlamanız için sizinle bir egzersiz paylaşmak istiyorum. Elinize bir kağıt ve kalem alın. Size şimdi sıralayacağım soruları bu kağıda yazın, sonra bu sorulara tek tek cevap vermeyi deneyin. Sonrasında başa dönün ve ikinci hatta üçüncü kere yapmayı deneyin. Bu egzersizde şöyle bir kural var. Her yazdığınıza farklı bir yanıt vermeniz gerekiyor. Aynı cevapları vermek yok. Böylece birkaç seferden sonra hayatta istediklerinizin arkasında sizi motive eden duyguları keşfetmeye başlayacaksınız. Sorularımız şu şekilde. 1. Ben ne istiyorum? 2. Bu isteğime ulaşmak için ne yapmalıyım? 3. Bu isteğime sahip olduğumda nasıl hissedeceğim? 4. Yani benim aslında istediğim şey boşluk hissetmek ve boşluğu doldurun. Bu egzersizi yaptığınızda son maddedeki boşluğa yazdığınız hisler aslında sizi en temelde motive eden duygular. Bu başarı arzusu olabilir, takdir edilme arzusu olabilir, özgürlük olabilir, daha güzel hissetmek olabilir, daha güçlü hissetmek ya da beğenilmek olabilir. Hayatta peşinden koştuklarımız aslında somut şeyler olsa da arkasında bizim asıl hissetmek istediğimiz duygularımız var. Bu duyguların ne olduğunu bulduğumuzda kendimizi daha iyi tanımaya başlıyoruz. Neye ihtiyacımız olduğunu, bizim aslında tam olarak ne istediğimizi anlamaya başlıyoruz. Ne istediğimizi daha iyi anlamaya başladığımızda hayatımızda şu an bizi mutsuz eden noktaları da fark etmeye başlıyoruz. Sonrasında ise yapmam lazım dediklerimiz yapmak istiyorum'a dönüşmeye başlıyor. Bazen insana yapmak istediği şeyi bulmak korkutucu gelebiliyor. Çünkü sanki hayatta şunu yapmak istiyorum dediğimizde sanki hayatımızdaki tüm olasılıkları bırakıp tek bir şeye odaklanmış olacakmışız gibi geliyor. Oysa ki hayatta her zaman tek bir varış noktası bulunmuyor. Siz istedikleriniz için yürüdüğünüz yolda yeni şeyler öğreniyorsunuz, yeni bakış açıları kazanıyorsunuz. Yani siz yapmak istediklerinizi belirledikçe hayatınızdaki diğer olasılıkları göz ardı etmiyorsunuz. Aksine siz kendinize belki şu anda varlığından bile haberdar olmadığınız yeni şeyler öğreniyorsunuz. Bu yüzden ne istediğinizi anlamaktan korkmayın. Kendimizi tanımak bir günde tamam kendimi tanıdım artık diyebileceğimiz bir şey de değil aslında. Çünkü size az önce de bahsettiğim gibi biz yolda yürürken karşılaştıklarımızla yeni fikirler ediniyoruz ve kendimize yeni şeyler katıyoruz. Bu nedenle kendimizi tanımak aslında aktif bir süreç diye düşünüyorum. Ne istediğinizi daha iyi anladıktan sonra videonun başında bahsettiğim üçüncü madde olan kendinizi motive etmekle ilgili adımlar atmanın içinizden geleceğine inanıyorum. Belki de en sevdiğiniz şarkıyı dinleyerek, belki kendinize yapılacaklar listesi çıkararak ya da bir video izleyerek içinizde zaten var olan o istekle ilgili harekete geçebilirsiniz. Ben spor yaparak, meditasyon yaparak ve güne erken başlayarak kendimi daha motive olmuş hissediyorum. Fakat burada sizlerle motivasyon tavsiyeleri vermek yerine sizi neyin motive ettiğini kendi kendinize bulmanıza önermek istiyorum. Denemek bazen en güzel yöntemdir. Mesela bir süre güne erken başlamayı deneyin, spor yapmayı deneyin, duvarlarınıza sizi motive eden sözleri yazın yapıştırın. Eninde sonunda size neyin geldiğini, neyin sizi harekete geçireceğini bulacağınıza inanıyorum. Benim de hayatta ne istediğimi aradığım, zaman zaman kaybolduğum ve çok panik yaptığım zamanlarım oldu. Zaman ilerledikçe işin özünün kendini tanımak olduğunu anladım. Yani aslında aradığınız motivasyon sizin içinizde. Siz kendinizi tanıdıkça ve ne istediğinizi tam olarak anladıkça o motivasyonu daha çok hissetmeye başlayacaksınız. Bu videoda hayatınıza yapmam gerekenler değil, yapmak istiyorumları dahil etmenizin değerini, hayatta ne istediğinizi nasıl daha iyi anlayabileceğinizi konuştuk. Peki sizce hayatta kendimizi tanımakta neden zorlanıyoruz? Siz de hayatta yapmam gerek diyenlerden misiniz? Sizin ne istediğinizi daha iyi anlamak için uyguladığınız farklı taktikler var mı? Umarım bu videodan sonra kendinize biraz daha yakın olur ve hayatta istediklerinizle ilgili daha motive bir şekilde yola devam edebilirsiniz. Sizinle son olarak bir bonus bir bilgi paylaşmak istiyorum.
Günlük tutuyor musunuz? Günlük tutmak da kendinizi daha iyi tanımanız ve hayatta hissettiklerinizi daha iyi anlamanız için iyi bir yöntem olabilir diye düşünüyorum. Ben düzenli olmasa da günlüğüme yazmaya çalışıyorum. Hani az önce söylemiştim ya, insanın kendini tanıması aktif bir süreç aslında diye. İşte günlükler de aktif bu süreçte yürüdüğünüz yolda Hansel de Gretel'deki gibi çakıl taşları bırakmaya benziyor bence. İnsan çok çabuk unutuyor. Günlükler de gerektiğinde o yolu tekrar yürümeye ve dersler çıkarmaya yarıyor bence. Ben defter ve kalemle bir şeyler yazmayı çok seviyorum. Bu anlamda biraz daha klasik olabilirim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınız benim için çok değerli. Aşağıya sizin de kendinizi tanımak üzerine yapmış olduğunuz aktiviteleri ya da taktikleri yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.